وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eğer iman edip kötülüklerden sakınsalar da Allah katından gelecek mükafat çok daha hayırlı olurdu. Keşke bunu anlasalardı. Eğer Allah'ın birliğine inanıp şirkten ve sihirden sakınsalar da Allah katından gelecek mükafat çok daha hayırlı olurdu. Allah Teala buyuruyor ki amellerinin karşılığı yüce katından olsaydı sihirden ve küfürden çok daha hayırlı olurdu. Keşke bunu anlasalardı. Fakat onlar bunu faydalanacak şekilde bilmemektedir. Bu onlar sağır, dilsiz ve kördür mealindeki beyana benzemektedir. Gerçekte sağır, dilsiz ve kör değillerdir. Fiziksel açıdan sağır, dilsiz, kör değillerdir. Faydalanacak şekilde bilmemektedirler. Bu onların sağır, dilsiz, kördür mealindeki beyanına benzemektedir. Ne var ki ondan faydalanmama bakımından sağırdır onlar, çünkü bilmek, görmek ve işitmekten amaç bunlar aracılığıyla faydalanmaktır. Bilmek, görmek ve işitmekten amaç bunlar aracılığıyla faydalanmaktır. Sağlayacakları faydalar olmayınca kişi bilmesi, kişi bilgisi, görmesi ve işitmesi yokmuş. Bilgisi, görmesi ve işitmesi yokmuş gibi olur. Zira kendileri vasıtasıyla herhangi bir fayda temin edememekte bunları çalıştıramamaktadır. Bu kısmın hepsini seçelim. Birkaç açıdan bunu etiketleyebiliriz. Bir sihir diye etiketleyelim. Sihre atıf var. Bir de aynı yeri bilmenin, görmenin, duymanın anlamı faydalanma şeklinde etiketleyebiliriz. Sağırdır onlar. Çünkü bilmek, görmek ve işitmekten amaç bunlar aracılığıyla faydalanmaktır. Sağlayacakları faydalar olmayınca kişi bilgisi, görmesi ve işitmesi yokmuş gibi olur. Zira kendileri vasıtasıyla herhangi bir fayda temin edememekte bunları çalıştıramamaktadırlar. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu unzurna ve esme'u ve lil kafirine azabun elim. Ey iman edenler! Peygamber'e hitaben ey iman edenler, ra'ina değil unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler, ra'ina değil unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Denildi ki Ensar, İslamiyet'i benimseyişlerinin başlangıcında bu hitabı Resulullah'a yöneltiyorlardı. Allah Teala bu ayeti kerime ile onlara bunu söylemeyi yasakladı. Ra'ina değil, unzurna değil. Birinci ihtimal Ensar, İslamiyet'in ilk dönemlerinde Resulullah'a böyle hitap ediyorlardı. Allah bu ayeti kerimeyle onlara bunu söylemeyi yasakladı. Şöyle de rivayet edilmiştir. Yahudiler, Hazreti Peygamber'e gevşek ve dağınık olmak anlamındaki ru'unet kökünden türeyen ra'ina hitabında bulunuyor. Bu kökten erkek için türetilen sıfat er'an, kadın için de ra'nadır. Hasan Basri ten ile ra'inen diye okurdu. Kelbi şöyle demiştir. Ra'ina kelimesi Yahudi dilinde birbirlerine dil uzatmak için kullandıkları kötü bir sövgü ifadesiydi. Yahudiler Hazreti Peygamber'in huzuruna gelir, ra'ina diyerek gülerlerdi. Yahudi dilinde birbirine sövmek anlamına kullanılan kötü bir ifadeydi. Yahudiler Hazreti Peygamber'in huzurunda ra'ina diyerek gülerlerdi. Onların sergilediği davranışın aksine müminlere bu yasaklanmıştır. Unzurna deyin. Bu bize anlat, açıkla şeklinde yorumlanmıştır. Mukatil bize yönelerek anlat diye anlam vermiştir. Şöyle denildi.
Müslümanların Hazreti Peygamber'den kendilerine bakmasını talep etmeleri iki açıdan şefaat ve şefkat dileme konumunda bulunur. Birincisi Resulullah'ın onları meclisinde bulundurması, kendilerine hitap etmesidir. Buna göre onların unzur nademeleri, akıllarımız söylediğin şeylerin amaçladığı hedefi anlayamadığı için bize şefkatte bulun manasına gelir. İkincisi Resul-i Ekrem'le sohbette bulunmanın gerektirdiği seviyeden ve gereken mukabelede bulunmaktan aciz kalmalarıdır. Bunun yanında ona raina diye hitap etmek dış görünüş itibarıyla bizi gözet, kolla anlamına gelir. Bu ise Hazreti Peygamber'e karşı büyüklük taslamak, alçak gönüllülüğü ve boyun eğişi terk etmektir. Dinleyin yani ona icabet edin. Şöyle de denilmiştir. Dinleyin yani dinleyip kavrayın. Müslümanların Hazreti Peygamber'den kendilerine bakmasını talep etmeleri iki açıdan şefaat ve şefkat dileme konumunda olur. Medineli Müslümanlar İslamiyet'i benimseyişlerinin başlangıcında Ya Resulullah bize de kulak ver, bizi de dikkate al manasında ra ina sem'a derlerdi bu. Arapların kendi aralarında kullandıkları bir söyleme biçimiydi. Yahudiler ise ra ina sövgüye dayalı çirkin bir sözdü. Anlamı işitmeyesice şeklindeydi. Yahudiler Ensar'ın bu ifadesini duyunca kendilerinin anladığı manada Resulullah'a hitaben kullanmaya başlamışlardı. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil olmuştu. Anlamını çarpıtmaya başladıklarında bu ayet-i kerime nazil olmuştur. Ma yevettüllezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikine en yunezzele aleykum min hayr min rabbikum vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşa vallahu zülfadlil azim. Gerek ehli kitaptan olup da küfrü tercih edenler, gerek müşrikler size Rabbinizden bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Halbuki Allah rahmetini dilediği kimseye özgü kılar. Allah bütün büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan, müşriklerden sizin Rabbinizden bir hayrın gelmesini arzu etmezler. Halbuki Allah rahmetini dilediği kimseye özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Arzu etmez yani istemez, temenni etmez. Gerek ehli kitaptan olup da küfrü tercih edenler arzu etmezler. Yahudiler ve Hristiyanlar. Gerek müşrikler bunlar size Rabbinizden bir hayır gelmesini arzu etmezler. Bu ilahi beyan iki yorumu açıktır. Birincisi onlar gelecek peygamberin kendilerinin de mensup olduğu Yakup soyundan olmasını arzu ediyor ve şiddetli istiyorlardı. Fakat arzu ve beklentilerinin aksine İsmail Aleyhisselam'ın neslinden gelince buna gönülleri yatmamış, hatta hiç hoşlanmayarak olanca güçleriyle karşı çıkmışlardır. İkincisi bu gelişmeye sempati ile bakmamışlar. Çünkü Resulullah'ın ortaya çıkmasıyla sahip oldukları avantaj ve liderlikleri ortadan kalkmıştı. Bir hayrın, buradaki hayrın nübüvvet, İslamiyet yahut Hazreti Peygamber olduğu ifade edilmiştir. Gerek ehli kitaptan olup da küfrü tercih edenler, gerek müşrikler size Rabbinizden bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Bir hayrın nübüvvet, İslamiyet yahut Hazreti Peygamber olduğu ifade edilmiştir. Allah rahmetine dilediği kimseye özgü kılar. Bu ayet Mutezile'nin şöyle dile getirdikleri bir görüşü çürütmektedir. Herkese dini açıdan en uygun olanı asla vermek Allah Teala'ya her zaman vaciptir. Şimdi Allah için böyle bir şey söz konusu olsaydı rahmetini bazı kimselere özgü kılmasının bir anlamı kalmazdı. İkincisi o Allah büyük lütuf sahibidir buyurmuştur. İnsanların nazarında lütufkar üzerine borç olanı değil olmayanı lütfedip veren demektir. Zira zaten vermek mecburiyetinde olduğu bir şeyi veren yahut borcunu ödeyen kimse lütufkarlıkla nitelendirilemez. Şu halde bu ilahi beyan Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuf sahibi oluşuna mecbur olmadığı bir lütufkarlıkla hak kazandığını ispat etmektedir. Eğer Allah'ın zatına vacip olsaydı lütuf sahibi değil adalet sahibi buyururdu.
Gerek ehli kitaptan da küfrü tercih edenlere gerek müşrikler size Rabbinizden bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Halbuki Allah rahmetini dilediği kimseye özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Eğer Allah'ın zatına vacip olsaydı lütuf sahibi değil adalet sahibi buyururdu. Başarıya ulaşmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bu kısmı da alalım. Mutezile asla eleştirisi diye etiketleyip ilerleyelim. Ma nensah min ayetin ev nunsiha ne'ti bi hayrin minha ev mitliha elem ta'lem en Allah'a ala kulli şeyin kadir. Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak mutlaka onun daha hayırlısını veya dengini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak. Kelam alimlerinden bazıları şöyle dedi. Lehfi mahfuzdan siler yahut orada bırakırsak. Şöyle de denildi. Biz bir ayeti nesheder yani diğer ayet mukabilinde kaldırırsak veya diğerine terk edersek. Yine şöyle denildi. Biz bir ayeti nesheder hükmünü ve kendisiyle amel edilmesini kaldırırsak veya unutturursak yani kıraat ve tilavetini terk edersek. Ayetin tamamen kaldırılması caiz olduğu gibi hükmünün kaldırılıp metninin bırakılması da bazı sebeplere bağlı olarak caizdir. Ayetin tamamen kaldırılması caiz olduğu gibi hükmünün kaldırılıp metnin bırakılması da bazı sebeplere bağlı olarak caizdir. Birincisi, bunu ilke diye yazalım. Bunun temellendirilmesine geçerek devamında. Ayetin tamamen kaldırılması mümkün olduğu gibi hükmün kaldırılıp metnin bırakılması da bazı sebeplere bağlı olarak caizdir. Birincisi nesin fiilen gerçekleşmesidir. Şu halde nesi inkar edenin telakkisi kökünden yıkılmıştır. Çünkü nesi fiilen vardır. Nesi fiilen vardır. Buna rağmen nesi inkar eden onun mahiyetini bilmemesinden dolayı inkar eder. Nesi hükmün geçerliliğinin belli bir zamanda sona ermesidir. Evet, Maturidi'nin nesih tanımı. Nesih, hükmün geçerliliğinin belli bir zamanda sona ermesidir. Bu Yahudilerin ileri sürdüğü gibi beda, sonradan farkına varma, değiştirme değildir. İmam şöyle demektedir. Yahudilerin nesi inkar etmesi onun mana ve mahiyetini bilmemelerindendir. Şayet bilselerdi şeriat ve hükümlerin neshedilişini inkar etmezlerdi. Nesih, hükmün geçerliliğinin belirli bir vakitte sona ermesidir. Bunun sebebi hükmün vaz edilişini gerektiren maslahatın, fayda, kamunun veya bireyin yararı sona ermesi ve yeni zamanda ilkinin sona ermesiyle başka bir maslahat için yeni hükmün beyan edilmesidir. Bununla birlikte birinci hükmün mevcut olduğu zaman da meşru ve maslahata uygun oluşu da kabul edilmelidir. Durum Yahudilerin anladığı gibi sonradan farkına varma şeklinde değildir. Mesela duyulur alemde bir bina kurup da sonra amacına aykırı olarak hareket edip yanlış yaptığının farkına varan ve binasını yıkan adama benzemez. Duyulur alemde neslin benzeri bu olmayıp doktorun şu biçimdeki davranışıdır. Yani bina yapıp daha sonra yıkmak nesin örneği değildir. Nesin örneği şudur.
Doktor safra ve harareti baskın gelene safrayı kesen soğuk içecek kullanmasını emreder. Daha sonra safra ve hararetin dindiği ve durumun normale döndüğünü anlayınca soğuk içecekleri yasaklayıp mutedil olanlarını tavsiye eder. Tabibin bu davranışı bir sonradan fark ediş hareketi ve bir çelişki değildir. İkisi de kendi zamanında doğrudur. Bu Semerkandi'nin şerh kısmı. Nesi? Hükmün geçerliliğinin belli bir zamanda sona ermesidir. Bu Yahudilerin ileri sürdüğü gibi beda, sonradan farkına varma, hatayı düzeltme değildir. İkincisi, ayetle amel etmekte sevap bulunduğu gibi onu okumak da vardır. Ayetle amel etmekte sevap kazanılır. Onu okumakta da fayda vardır. Onun kendisiyle amel edilmesinden elde edilen sevabın kaldırılıp tilavet edilmesiyle kazanılan sevabın devam etmesi mümkündür. Üçüncüsü, birinci hükmün zaruret ve darlık haline, ikincisinin ise normal insanların mevcudiyeti haline ait olmasıdır. Yani birinci hükmün zaruret ve darlık haline, ikincisinin ise normal durum için geçerli olması da mümkündür. Şu ayet-i kerimede görüldüğü üzere. Kendiliğinden ölü hayvan, Allah'ın adıyla boğazlanmadan ölen hayvan, kan, domuz eti size haram kılındı. Kim günaha meyletmeksizin açlıktan dolayı dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Evet, normal zamanda kötü iken dar durumunda yenilebilir. Bu da olabilir diyor. Şimdi şurasına. Kur'an okumanın sevap olması diye bir etiketleyelim. Örnek kıraatın sevap olması ile ilgili. Kıraatin sevap olması. Kur'an okumak. Bir de ayetin kendisinin metninin kaldırılıp okunmasının unutturulması ve hükmünün devam etmesi caizdir. Ayetin metninin kaldırılıp okunmasının unutturulması ve hükmünün devam etmesi caizdir. Nitekim Hazreti Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Biz Ahzab suresini Bakara suresine denk tutardık. Sonraları ondan bazı ayetler kaldırılmıştır, nesh Şu metin onlardan biridir. Yaşlı erkek ile yaşlı kadın zina ettiklerinde onlara tereddütsüz rejim edin. Maturidiye göre bu da mümkün. Yani nesh dediğimiz anda böyle bir ihtimal de söz konusu. Bunu da rejim diye işaretleyelim. Daha hayırlısını veya dengini getiririz. Farklı yorumlar yapılmıştır. Daha hayırlısını ve dengini getiririz. Denildi ki daha hayırlısını getiririz. Yani bedenlere daha hafif ol gelen ve kolay uygulanana, oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bir fakir doyuracak kadar fidye gerekir. Ayetinde olduğu gibi. Oruç tutma yanına, oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bir fakir doyuracak kadar fidye gerekir. Ayetinde olduğu gibi hafifletmek. Görüldüğü üzere oruç tutma emri bazı zamanlarda geçerli, bazılarında ise geçersiz hale gelmiştir. Çünkü hüküm oruca güç yetirmekten ayrılıp fidyeye yöneldi. Ramazan gecelerine yemek yemenin ve cinsel ilişkide bulunmanın önceleri yasaklanması, ayrıca kendiliğinden ölmüş hayvan gibi haram kılınan şeylerin yasaklanması hükmü de buna benzemektedir. Zorluk veya zarurete bağlı olarak bunların hakkında mübah ve helal hükmü gelmeseydi biz sürekli haram oluşabilecektik. Halbuki mübahlık bedenler için daha hafif ve kolay bir uygulamadır. Daha hayırlısını getiririz. Sevap ve sonuç açısından diye yorumlanmıştır. Bir de şöyle denildi. Daha hayırlısını getiririz. Sağlayacağı fayda açısından veya dengini yine faydası açısından. Ayetteki daha hayırlı veya dengi hayır misli kavramlar hakkında şöyle bir yorum yapılmıştır.
daha hayırlısını getiririz. Bu nesih sayesinde hayrın uyma konumunda, mislin ise emre muhatap olma konumunda size görünmesidir. Nesih sayesinde hayrın uyma konumunda, mislin ise emre muhatap olmak konumunda size görünmesidir. Bu durumda nesi inkar edenler ile kabul edenler ilk seviyeyi teşkil eden misli benimseme hususunda müşterek ve eşit hale gelirler. Ancak kabul edenler nasih niteliği taşıyan daha hayırlısının ortaya çıkıp onu benimsemeleri sayesinde ötekilerine göre üstünlük kazanırlar. Bu meselenin örneği Beytülmakdis'e yönelerek namaz kılmaktır. Başlangıçta kıbleye yönelerek namaz kılma emrini benimsemek noktasında Müslümanların durumu Yahudilerin konumu gibiydi. Kıbleye yönelme emrinin ilk ortaya çıkışı sırasında daha hayırlısı veya sadece hayırlısı olan şey Müslümanlarca henüz bilinememiş, konu müphem kalmıştı. Nesli benimseyenin şahsında ve çevresinde Resulullah ve ashabı olabilir. Zamanla şu husus ortaya çıktı ki Yahudilerin bu meselede Resul-i Ekrem'e uyması ille de onun kendisine uyulma hakkının gereği değil, nezdinde kesin delilin bulunması sebebiyledir. Neshi bir uygulamayı kaldırıp yerine başkasını koyma konumunda gören kimse ise mensuhun yerine ruhsat ve helal konmayı Nesli bir uygulamayı kaldırıp yerine başkasını koyma konumunda gören kimse ise mensuhun yerine ruhsat ve helal olmayı koymuştur. İbaha hafifletme amacıyla gelir. Neslin daima zor olanı değiştirmek için geldiğini düşünen kimseye zina yapanlar hakkında nazil olan ayetlerle karşı görüş ileri sürülmüştür. Böyleleri hakkında ilkin onları ölüm alıp götürünceye kadar evlerde hapsedin buyurulmuş. Daha sonra bu ceza daha ağır olan rejim ile değiştirilmiştir. Bunun da delili cevabı benden alın hadisidir. Ubade bin Sabit'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cevabı benden alın, cevabı benden alın. Allah zina eden kadınlar hakkında çıkış yolu belirlemiştir. Bekarın bekarla zinasının cezası 100 sopa ve 1 yıl sürgün, üzerinden nikah geçirin dengi ile zinasının cezası ise 100 sopa ve rejimdir. Burasını da rejim diye işaretleyelim. Daha önce yazmıştık. Daha hayırlısını getiririz. Mealindeki beyanın bir yorumu daha vardır. O da önceki peygamberlere ait bazı hissi mucizelerden ibarettir. Mucizeler kesin delillerdir. Buna göre anlam şöyle olur. Biz bir delili kaldırıp bir mucizeyi kaldırıp gözlerin algılama alanı dışına çıkarırsak mutlaka kendini benimsetmekte ondan daha hayırlısını yani daha kuvvetli bir mucizeyi veya dengini getiririz. Şüphe yok ki nesih yoluyla sonra gelen mucizeler kendilerini kabul ettirmeleri açısından görme algısının dışında kalanlara göre daha kuvvetlidir. Buna göre daha hayırlısını getiririz beyanı şöyle olur. İlkinden daha kuvvetli ve daha etkili bir delil getiririz yahut dengini. Burasını da mucize ile bağlantılı. Nesin hikmeti ve amacı nedir diye sorulursa şöyle cevap verilir. Nesih, inananlara yönelik bir imtihandır. Nesih, hikmeti nedir, amacı nedir diye sorulursa şöyle cevap verilir. Nesih, inananlara yönelik bir imtihandır. Allah'ın insanları dilediği zamanda, dilediği şeylerle imtihan etmesi tabiidir. Öyle ki, zamanının bir döneminde bir şeyi emreder, sonra onu yasaklayıp başka bir davranış emrini verir. Bunda hikmet dairesinin dışına çıkmak söz konusu olmadığı gibi beda durumu da yoktur. Şüphe yok ki o ezelden beri olanı ve olacağı bilmekte, yerli yerinde fiil işleyip hüküm vermektedir.
aşırıya kaçan söz söylemekten Allah'a sığınırız. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Buradaki hitabın Resulullah'a yönelik olması muhtemeldir. Bu durumda onun vasıtasıyla kastedilenler bir önceki ayette zikredilen ehli kitabın kafirleri ve ayrıca müşriklerdir. Allah Teala dilediğine hayır indirmeye, bazılarını diğerlerine göre seçkin ve üstün kılmaya elbette kadirdir. Bunun yanında hitabı bilmiş olmasına rağmen yine Hazreti Peygamber'e yönelik bulunması da ihtimal dahilindedir. Bu durumda amaç hatırlatmak ve dar zamanlarda ona manevi güç vermektir. Yani zaten sen Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmektesin. Bu, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur mealindeki ayete benzemektedir. Burada da hitap Resulullah'ın tevhid ilkesine zaten vakıf olduğu esasına dayanmaktadır. Biraz önce değindiğimiz üzere muhataplarına bildirip haber verme ihtimali de mevcuttur. Şimdi şuradan başlayalım. Ayetin tamamını nesih diye işaretleyip geçelim. Elem ta'lem en Allah lehul mulku semavati vel arz ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. Bu ilahi beyanda aynı çizgi üzere seyreder. Yani göklerin ve yerin hakimiyetine sahip bulunan insanların bir kısmını diğerlerine göre seçkin ve üstün yapmak kudretine sahiptir. Şöyle yapalım. Devam etmeden önce. Allah yüceltir, alçaltır diyelim. Yukarıda da atıf vardı. Orasını da işaretleyelim. Şurası. Allah bazılarının diğerine göre seçkin ve üstün kılmaya elbette kadirdir. Burasını da Allah yüceltir, alçaltır diye aynı yere ekleyelim. Evet. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. Bu ilahi beyanda aynı çizgi üzere seyreder. Yani göklerin ve yerin hakimiyetine sahip bulunan insanların bir kısmını diğerlerine göre seçkin ve üstün yapma kudretine de sahip olur. O kainatta dilediğine hükmeder, dilediği şeyi meydana getirir. Ayetin burada belirtilmeyen bazı olayların ardından gelmiş olması da mümkün olup bu yöntem Kur'an'da çokça görülmektedir. İfadenin taşıdığı üslup muhatabın Hazreti Peygamber'in darılan gönlünü teskin etme amacına yönelik olarak kullanılır. Muhtevada göklerin ve yerin hakimiyetinin Allah'a ait olduğunun özellikle belirtilmesinin sebebi insan bilgisinin bunlarla sınırlı bulunmasıdır.
Aslında bu alemle birlikte ahiret aleminde de hakimiyetin ona ait olduğu şüphesizdir. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bu kısım her ne kadar zikredilmemişse de ayetin bazı olayların ardından geldiğini göstermektedir. Em turidune en teselu rusuleküm kema suile Musa min kablu ve men yetebeddelil küfre bil imani fekad dalle seva essebil. Yoksa siz de ey Müslümanlar, daha önce Musa'dan talep edildiği gibi peygamberinizden isteklerde mi bulunacaksınız? İmanı küfürle değiştiren kimse iyi bilsin ki doğru yoldan sapmış olur. Yoksa siz de ey Müslümanlar, daha önce Musa'dan talep edildiği gibi peygamberinizden isteklerde mi bulunacaksınız? Bu güçlük çıkarmak için yöneltilen bir soru olup, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız mealindeki Yahudilerce problem çıkarmak için yöneltilen soruya benzemektedir. Şu kısmı bir işaret diyelim. Kötü niyetli soru. Farklı yerlerde bu geçti. Niyet, soru sorma niyeti iyi olmadığı zaman ona göre cevap vermek gerekiyor. Kötü niyetli sorulara mukabele diyelim. Yoksa siz ey Müslümanlar, daha önce Musa'dan talep edildiği gibi peygamberinizden isteklerde mi bulunacaksınız? Bu güçlük çıkarmak için yöneltilen bir soru olup, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız mealindeki Yahudilerce problem çıkartmak için yöneltilen soruya benzemektedir. Denildi ki Resulullah'ın muhatabı olan müşrikler, Hz. Musa'nın muhataplarının peygamberlerinden sormaları gibi aynı soruyu kendisine sormuşlardır. Yine denildi ki müşrikler, Resul-i Ekrem'den Safa Tepesi'ni altına çevirmesini istemişlerdir. Şayet ravinin nakli sahih ise, böyle de bir rivayet var eğer sahih ise. Bir de şöyle denilmiştir. Müşriklerin talebi bize meleklerin gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekli değil miydi? Mealindeki ilahi beyanın muhtevasıydı. Yani meleklerin gösterilmesi, gönderilmesi Rabbi görmekti. Onların soru yöneltmesi doğru yolu ve hidayete bulma değil, güçlük çıkarma içindi. Soruları iyi niyetli değildi. İmanı küfürle değiştiren kimse denildi ki iman karşılığında küfrü tercih eden, yine denildi ki ahiretin rahatlığı ve refahı karşılığında şiddet ve azabını tercih eden. Ayetin bu kısmı İbn Mesud'un kıraatinde kim iman karşılığında küfrü satın alırsa mealindeki lafızlarla yer almıştır. Bu yorumların hepsi aynı noktada birleşmektedir. Doğru yoldan sapmış olur. Bu kısmın yorumunda orta yoldan, yolun takip ettiği istikametten ayrılan yahut da hidayet yoluna girmeyi başaramayan gibi açıklamalar yapılmıştır. Bunların hepsi aynı noktada birleşir. Sırat-ı müstakim. Hak'tan sapmayan anlamında, orta yol anlamında. Vette kethirun min ehlil kitabi lev yeruddunekum min ba'di imanikum kuffarun hasede min indi enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak fa'fu vesfahu hatta ye'tiyallahu bi emrihi inna allaha ala kulli şeyin kadir. Ehli kitaptan birçok kimse hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra ruhlarındaki kıskançlık yüzünden sizi imandan çıkarıp kafir haline getirmek istemişlerdir. Ruhlarındaki kıskançlık yüzünden sizi imandan çıkarıp kafir haline getirmek istemişlerdir. Yine de siz Allah'ın iradesini ortaya koyacağı güne kadar mukabelede bulunmayıp hoşgörülü davranın. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ehli kitaptan birçok kimse ruhlarındaki kıskançlık yüzünden sizi imandan çıkarıp kafir haline getirmek istemişlerdir. Ayette sözü edilen kimseler Resul-i Ekrem'in ashabına Allah'ın dini olan İslam'dan caydırıp
kendi dinlerine çevirmek için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlardı. Tıpkı şu ilahi beyanlarda işaret edildiği gibi. Ehli kitaptan bir zümre sizi gittiğiniz yoldan saptırmak istemişlerdir. Aslında onlar sadece kendilerini saptırırlar ancak bunun farkına varmazlar. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir grubun söylediklerine kanarsanız sizi imanınızdan sonra kafir haline çevirirler. Ey iman edenler, küfür ve inkar yolunu tutanlara uyarsanız sizi gerisin geriye döndürürler. Bu durumda siz hüsrana uğramış olursunuz. Onların sergilediği bu davranışın sebebi nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, İslam'dan önce sahip bulundukları liderliğin ellerinden çıkması korkusu, seviyesi düşük halk kesiminden sağladıkları menfaatlerin yok olmasıydı. Bu sebeple onlar Müslümanları eski dinlerine çevirmeyi arzu etmişlerdir. Burasını bir işaret diyelim. Müslümanları dinden döndürme teşebbüsleri diyelim. Nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, bu davranışlarının sebebi İslam'dan önce sahip bulundukları liderliğin, siyasi gücün ellerinden gitmesi korkusu, halk üzerinden sağladıkları menfaatin yok olması. Bu sebeple onlar Müslümanları eski dinlerine çevirmeyi arzu etmişlerdir. Mutezile mensupları ayette yer alan ruhlarındaki min indi enfusihim kendilerindeki kıskançlık yüzünden mealindeki ilahi beyanın ilk bakışta görünen zahiri manasına tutunarak bize karşı delil getirmek istemiş ve şöyle demişlerdir. Ayet haset eyleminin Allah nezdinden olmadığını göstermektedir. Hasedin Allah katından olmadığını göstermektedir. Çünkü aziz ve celil olan Allah hasedi kendi zatından nefy ederek ehli kitaba nispet etmiştir. Ruhlarındaki kıskançlık yüzünden beyanıyla. Buna şöyle cevap verilir. Hasedin Allah nezdinden olmadığı şeklindeki kanaatinizde haklısınız. Biz de aynı kanaate paylaşır ve haset gibi kötü bir eylemini hiçbir şekilde Allah'a nispet etmeyiz. İlke yazalım. Hasedin Allah nezdinden olmadığı şeklindeki kanaatinizde haklısınız. Biz de aynı kanaati paylaşır ve haset gibi kötü bir eylemi hiçbir şekilde Allah'a nispet etmeyiz. Bunun yanında şöyle deriz. İnsanların teşebbüs etmesi üzerine haset fiilini onlara şahsında yaratmıştır. Yani Allah'tan olması yaratmıştır anlamındadır. İnsanların teşebbüs etmesi üzerine haset fiilini onların şahsında yaratmıştır. Ama insanların teşebbüs etmesi üzerine yaratmıştır. Aynı şekilde pis ve iğrenç şeyler, yılanlar, akrepler ve benzerlerinin Allah Teala'ya nispet edilmesi caiz değildir. Hiçbir zaman ey pisliklerin, yılanların ve akreplerin yaratıcısı gibi bir ifade kullanılmaz. Cenab-ı Hakk'ın her şeyin yaratıcısı olması açısından burada söylenenlerin hepsi onun yarattığı şey ise de ey pisliklerin Rabbi denilmez. Buna bağlı olarak Allah Teala'nın teşebbüs halinde kulun yaptığı haset ve küfür fiilini yarattığını kabul eder. Fakat haset ve küfrün Allah'a nispetini caiz görmeyiz. Burada aynı yere ekleyelim.
Evet, burası önemli. Teşebbüs halinde kulun yöneldikten sonra kulun yaptığı haset ve küfrün Allah'ın yarattığını kabul ederiz. Fakat haset ve küfrün Allah'a nispetini caiz görmeyiz. Mutezile mensupları bütün itaat ve iyiliklerin Allah katından olduğunu fakat bunların onun yaratma fiilinin eseri olmadığını ileri sürerler. Mutezile mensupları bütün itaat ve iyiliklerin Allah katından olduğunu fakat kötü şeylerin onun yaratma fiilinin eseri yaratmadığı olduğunu ileri sürerler. Allah tarafından yaratılmayan bir fiilin sebebi kendi katından gelmeyişi olsaydı onun nezdinden gelenlerin yaratılmış olması gerekirdi. Fakat Mutezile bunu kabul etmemektedir. Şu halde onların günahların Allah'ın yarattığı olmadığı şeklindeki görüşlerinin bozuk, kökünden yanlış ve ilmi bir değer taşımadığı ortaya çıkmıştır. Şu kısmı da tekrar burasını seçelim. Kötülüklerin yaratılması diye bir başlık atalım. Mutezile mensupları bütün itaat ve iyiliklerin Allah katından olduğunu fakat kötülüklerin onun yaratma fiilinin eseri olmadığını ileri sürerler. Allah tarafından yaratılmayan bir fiilin sebebi kendi katından gelmeyişi olsaydı, Allah'tan gelmeyişi olsaydı onun nezdinden gelenlerin yaratılmış olması gerekirdi. Fakat Mutezile bunu kabul etmemektedir. Şu halde onların günahların Allah'ın yarattığı olmadığı şeklindeki görüşlerinin bozuk, kökünden yanlış olduğu ve ilmi bir değer taşımadığı ortaya çıkmıştır. Tekrar hatırlatalım ki ehli kitabın haset göstermesinin sebebi nübüvvet ve risaletin kendi işlerinden olmasını istemeleri yahut da peygamberin çevresinde bolluk ve refahın ortaya çıkmasını arzu etmeleriydi. Şu ilahi beyanlarda işaret edildiği gibi ona gökten bir hazine indirilmeli değil miydi? Şu Kur'an iki şehirden birine mensup olan büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Ehli kitabın kıskançlığı bu iki sebep yüzündendir. Ruhlarından kaynaklanan haset, yani kendileri tarafından yoksa Allah Teala hasedi kendilerine emretmiş değildir. Haset fiilini nihai noktada Allah yarattığı için onun nezdindendir diye Allah'a nispet edilemez. Sadece emrettiği yahut mecbur kıldığı şeyler ona izafe edilebilir. Sadece emrettiği yahut mecbur kıldığı şeyler ona izafe edilebilir. Görmez misin ki bütün pislikler, kötü ve murdar şeyler ve şeytanlar bunların hepsi Allah'ın yaratma fiilinin sonucu olmakla birlikte onun nezdindendir diye Allah Teala'ya nispet edilemez. Söz konusu edilen haset de bunun gibidir. Şu da bilinen bir husustur ki ehli kitap Allah'tan başka yaratıcı bir varlığın mevcudiyetini iddia etmiyorlardı ki ayette bu açıdan bir yadırgama yer almış bulunsun. Aksine onlar her şeyi doğrudan Allah'a nispet ediyorlardı. Ayetteki uyarı da bu anlayışlarına yöneliktir. Burasına biraz önceki yere ekleyelim. Kötülüklerin yaratılması. Bir de
Kötü eylemler Allah'a nispet edilmez. Hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, yani Tevrat'ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu ve getirdiği dinin İslam'dan ibaret bulunduğunu kendilerine açıklanmıştır. Şu ilahi beyanda ifade edildiği üzere, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de siz Allah'ın iradesini ortaya koyacağı güne kadar mukabelede bulunmayıp hoşgörülü davranın. Bu ilahi beyanı müminlerin ehli kitaptan gördükleri eziyetin cezasını dünyada istemelerinin yasaklanmasına yönelik olması muhtemeldir. Ve bu hüküm neshedilmemiştir. Şöyle de denilmiştir. Ayette Allah'ın bu konudaki emri gelinceye kadar onlarla savaşmaya engel olma hükmü vardır. Daha sonra şu ayet-i kerime ile ilahi emir gelmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerle savaşın. Bir de şöyle denilmiştir. Allah emri gönderinceye kadar, yani azabına. Bu kısım cihat savaş izni diye bir etiketleyelim. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Azaba tabi tutmaya, zulmettikleri kimselerin hakkını onlar namına almaya ve her şeye bu ilahi beyan neshedilmemiştir. Allah her şeye kadirdir. Azaba tutmaya, zulmettikleri kimselerin hakkını onlardan almaya ve her şeye bu ilahi beyan neshedilmemiştir. Ve ekimussalah ve atü zekate ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah innallâhe bimâ ta'melûne basîr. Namaz kılın, zekat verin, önceden kendiniz için yaptığınız iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız. Şüphe ki Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Namaz kılın, zekat verin. Aziz ve celil olan Allah, namaz kılmak ve zekat vermekle ilgili emrini Kur'an'da çok defa tekrar etmiştir. Öyle ki neredeyse hiçbir sure kalmamıştır ki bu iki husus orada birden fazla zikredilmemiş olmasın. Bu tablo, namaz ile zekatın durum ve konumlarının yüce olması, Allah nezdindeki derece ve değerlerinin üstün bulunması sebebine bağlıdır. Onun içindir ki Cenab-ı Hak namaz ile zekatı geçmiş peygamberlerin Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun şeriatlarına da koymuştur. Bu gerçeğin eseri olarak Hz. İbrahim, Musa ve İsa'nın kendi sözleri veya Allah'ın onlara yönelik hitabı bağlamında şu ayet-i kerimelerin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına dikkat etmelisin. Hz. İbrahim Cenab-ı Hakk'a şöyle hitap etmiştir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek kimseleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Yine Allah'ın Hazreti Musa ve Harun'a yönelik beyanı, Musa'ya ve kardeşlerine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve bu evleri namaz kılacak yerler haline getirin. Namazlarınızı düzenli olarak kılın diye vahyettik. Hazreti İsa'nın şu sözü, Allah yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Cenab-ı Hakk'ın şu beyanı, Allah şöyle buyurdu, eğer namaz kılar ve zekat verirseniz mutlaka günahlarınızı bağışlayacak ve sizi zeminlerinden nehirler akan cennetlere koyacağım. Bu kısmı ayetle beraber alalım.
namazın önemi diye etiketledik. Bir de aynı ayeti zekat diye etiketleyelim. Namaz ile zekatın sahip oldukları bu önemin sebebi nihai gerçeği bilen Allah'tır ya şudur ki namaz kul ile Allah arasındaki yakınlığı sağlar, bütün iyi davranışları bünyesinde toplar. Kulun Allah'a olan boyun eğiş ve itaat fiilinin doruk noktası namaz içinde yer alır. Allah'ın huzurunda durmak, niyaz konumunda onunla konuşmak, Allah için eğilerek rükûya gitmek, secdeye kapanıp yüzünü toprağa sürmek gibi. Öyle ki bütün dini duyguları Allah'a yönelik olma derecesinde bulunan bir kimseye, yaratıklarından herhangi biri için yüzünü yere sürme karşılığında dünyanın serveti verilmiş olsa bile bunu kabul etmez. Burasını da namazın önemine etiketleyelim. Öyle ki bütün dini duyguları Allah'a yönelik olma derecesinde bulunan bir kimseye, yaratıklarından herhangi biri için yüzünü yere sürme karşılığında, herhangi biri için secdeye kapanma karşılığında dünya serveti verilmiş olsa bunu kabul etmez. Zekat ise kalpler arasında ülfet ve birliğin sağlanması amacına yönelik olarak veren kimse ile diğer insanlar arasında etkili olan bir ibadettir. Ülfet ve birliğin sağlanmasına yönelik etkili bir ibadettir. Zekatta diğerlerine yönelik olarak şefkat ve merhamet unsurları bulunmaktadır. Bazılarına temas edilen sebeplerden ötürüdür ki Allah Teala namaz ile zekatın dindeki konumlarını yüceltmiş, durumlarını şerefli kılmış ve derecelerini üstün mertebeye yükseltmiştir. Bu unsurlara bağlı olarak namaz ile zekatı Kur'an'da yer aldıkları hemen her yerde imanla paralel bir şekilde zikretmiş. Ayrıca insanlar arasındaki kardeşliğin namaz ve zekatta oluşacağını beyan buyurmuştur. Müşrikler tövbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Kur'an'da yer aldıkları hemen her yerde imanla paralel bir şekilde zikretmiş. Ayrıca insanlar arasındaki kardeşliğin namaz ve zekat oluşacağını beyan buyurmuştur. Müşrikler tövbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse din kardeşlerinizdir. Namaz ile zekat aklen de gerekli görülen iki ibadettir. Çünkü namaz bütün iyi davranışları bünyesinde toplamakta, biraz önce temas ettiğimiz üzere Allah'a yönelik boyun eğiş ve ürperişin doruk noktasındaki çıkışı namazda gerçekleşmektedir. Bu nakil gelmemiş olsa da aklın gerekli gördüğü bir husustur. Namaz bütün iyi davranışları bünyesinde toplamakta, biraz önce de temas ettiğimiz üzere Allah'a yönelik boyun eğiş ve ürperişin doruk noktasına çıkışı namazda gerçekleşmektedir. Bu nakil gelmemiş olsa da aklın gerekli bulduğu bir husustur. Secde, yani vahiy olmasa bile insanlar yere kapanıp teşekkür etmeye eğilimli. Nakil gelmemiş olsa da gerekli gördüğü bir husustur. Benzer bir şekilde zekatta da beşeri duygu ve arzuların arınmaya tabi tutulması ve ayıklanması işlemi mevcuttur. Bu da akıl açısından gerekli olan hususlardandır. Zekatta da beşeri duygu ve arzuların arınmaya tabi tutulması ve ayıklanması işlemi mevcuttur. Bu da akıl açısından gerekli olan hususlardandır. Eğer denilirse ki namaz ile zekatın farz kılınmasının hikmeti nedir? Buna şöyle cevap verilir.
Servet ve zenginlik. Namaz ile zekatın farz kılınmasının hikmeti nedir? Şöyle cevap verilir. Servet ve zenginlik. Ayrıca bedenin bütün afetlerden uzak kalma türünden olmak üzere Allah Teala'nın kullarına yönelik ihsanlarını namaz ve zekat yoluyla göstermek, aziz ve celil olan Allah'ın lütfettiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek konumunda olur. Bedenin bütün hastalıklardan uzak kalma türünden olmak üzere Allah Teala'nın kullarına yönelik ihsanlarını namaz ve zekat yoluyla göstermek, aziz ve celil olan Allah'ın lütfettiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek konumunda olur. Yine denilirse ki insana bedeni ve mali açıdan verilen nimetlerin şükrünün edası yine kendi cinslerinden olmasının hikmeti ne olabilir? İnsana bedeni ve mali açıdan verilen nimetin şükrünün yine kendi cinslerinden olmasının hikmeti ne olabilir? Halbuki diğer nimetlerin şükrü kendi cinslerinden değildir. Burada şöyle cevap verilir. Şükrün yerine getirilmesi verilen nimetin cinsinin dışındaki bir şeyde gerçekleştiği takdirde durum şükretme konumundan çıkıp alışveriş ve karşılıklı olarak değiştirme şekline bürünür. Şükrün yerine getirilmesi verilen nimetin cinsinin dışındaki bir şeyle gerçekleştiği takdirde durum şükretme konumundan çıkıp alışveriş ve karşılıklı değiştirme şekline bürünür. Bir de namaz ile zekatın yanı sıra diğer ibadetlerin de farz kılınmasının sebebi şudur ki Allah Teala bütün insanlara çeşitli nimetler lütfetmiştir. Mesela insanı tür olarak üstün konumda yaratmış, yeryüzündeki her şeyi onların emrine vermiş ve sayısız nimetleri ayaklarının altına sermiştir. Öyle ki bizzat çalışıp hak edileceklerin dışında verilmemiş bir nimetin bulunduğunu kimse kabul etmez. İşte bundan dolayıdır ki lütfettiği nimetler karşısında Allah'a şükretmek insanlar için gerekli olmuştur. Namaz üzerinde Allah'a şükür borcu bulunan bedenin bütün organlarını çalıştırmayı içeren bir ibadettir. Namaz üzerlerinde Allah'a şükür borcu bulunan bedenin bütün organlarını, bütün eklem azalarını çalıştırmayı içeren bir ibadettir. Şunu ilave etmek gerekir ki namazda insan bedeninde yaratılış gereği bulunan bütün yetenekleri son noktasına kadar iradi olarak kullanmak, kalbi niyet ve Allah'a çevirme yoluyla meşgul etmek, azabından endişe edip rahmetini ummak, hem zihni hem de aklı Allah'a hücre etmek ve saygı göstermek aracılığıyla uyanık halde tutmak gibi davranışlar bulunmaktadır. Sonuç olarak namaz kılanın her davranışı Allah'ın o noktadaki sınırsız nimetine karşılık olarak bir şükür konumunda bulunur. Namaz, üzerlerinde Allah'a şükür borcu bulunan bedenin bütün organlarını çalıştırmayı içeren bir ibadettir. Namazda insan bedeninde yaratılış gereği bulunan bütün yetenekleri son noktasına kadar iradi olarak kullanmak, kalbi niyet yoluyla meşgul etmek, azabından endişe edip rahmetini ummak yoluyla kalbi çalıştırmak, hem zihni hem aklı
Allah'ı yüceltmek ve saygı göstermek aracılığıyla uyanık halde tutmak gibi davranışlar bulunmaktadır. Sonuç olarak namaz kılanın her davranışı Allah'ın o noktadaki sınırsız nimetine karşılık olarak bir şükür konumunda bulunur. Servete mukabil şükretmenin, zekat vermenin durumu da bunun gibidir. Çünkü servet sahipleri dünya hayatında üstün konumda tutulmuş ve hayatın tadını almaları sağlanmıştır. Bu sebeple mallarının bir kısmını Allah için vermeleri emredilmiştir. Bir de yer küresi içindeki her şeyle birlikte bütün insanların emrine verildiğine göre servete sahip olmayanlara yardım etmek gerekli olmuştur. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret saadetini belirlediği yönden olmak üzere bütün insanlar yer kürenin nimetlerinden faydalanmakta eşit hale gelsinler. Önceden şerhten ilgili yerleri okuyalım. Namaz, kıyam, ruku, sücud ve kuğut, elin gerekli yere konulması, gözün başka yerde bakmasından korunması merhaleleriyle bütün dış organların kullanılmasını içeren bir ibadettir. Durum iç organlar ve yetenekler açısından da buna benzemektedir. Mesela kalbin niyetle meşgul edilmesi, korku ve ümit duygularının sürdürülmesi, zihnin ve aklın Allah'a tazim ve saygı ile uyanık tutulması gibi ta ki her organın fonksiyonunu bu organa yönelik olarak kendisine verilen nimetin şükrünü eda etmiş ve elden geldikçe hakkını yerine getirmiş olsun. Yani Allah dünya ve ahiret mutluluğunu belirlediği yönde. Bu surette zenginler fakirlere rızkın ulaşmasına vesile olmaları sebebiyle dünyada saygınlığa, ahirette de sevap ve mükafata nail olurlar. Önceden kendiniz için yaptığınız iyiliği Allah katında mutlaka bulacaksınız. Ayetin bu kısmı Mutezile telakkisinin aksini ifade etmektedir. Onlar şöyle demektedir. Büyük günah işleyen bir kimse namaz kılıp zekat verse, Allah yolunda cihat yapsa, hac görevini yerine getirse ve birçok hayır işlese de ahiret gününde bunlardan hiçbir şey bulamaz. Onun bulacağı tek şey önceden işlediği büyük günahtır. Şurasını bir işaretleyelim. Sonra devam edelim. Mutezile şöyle demektedir. Büyük günah işleyen bir kimse namaz kılıp zekat verse, Allah yolunda cihat yapsa, hac görevini yerine getirse ve birçok hayır işlese de ahiret gününde bunlardan hiçbir şey bulamaz. Onun bulacağı tek şey önceden işlediği büyük günahtır. Mutezile'nin sergilediği bu anlayış lütuf ve kerem sahibi cömert olan Allah'ın fiilinde değildir. Cenab-ı Hak kendini böyle değil, söylediklerinin aksiyle nitelenmiş ve şöyle buyurmuştur. Yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasında yer alacaktır. Bu kendilerine yapılan ve gerçekleşecek olan bir vaattir. Oysa Mutezile önceden yaptıkları iyilikleri kabul etmeyeceğini ve günahlarını bağışlamayacağını ileri sürmektedir. Bu ise sınırı aşan bir ifadedir. Haddi aşan ifade kullanmaktan Allah hakkında hüküm vermekten yine Allah'a sığınırız. Bunu daha önce işaretlemiştik ilk olarak. Gene yazalım. Maturidi'nin kullandığı bir ilke. Haddi aşan ifade kullanmaktan Allah'a sığınırız. Şüphe yok ki Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Yani önceden yaptığınız iyilik ve kötülükleri. Bu aziz ve celil olan Allah'tan insanların kötülükten sakınmaları için bir uyarı ve iyilikleri işlemeleri için de bir teşviktir. Burada bırakalım. Haftaya buradan devam ederiz.